için. Bugün sizinle özgüven konusunda konuşmak istiyorum. Özgüven hepimiz için temel ve önemli duygusal bir gereksinimdir. Bir kişiliğimizin de oluşmasında önemli bir değer oluşturur. Kendimize biçtiğimiz özdeğer, kendimizi ne kadar değerli bulduğumuzun da bir göstergesidir. Neden özgüven konusunu seçtim? Çünkü içinde bulunduğumuz durum, hem kendi hem de çocuğumuzun özgüveni konusunda çalışabileceğimiz eşsiz bir fırsat. Hem kendimizi geliştirebilir, aynı zamanda çocuğumuzla birlikte kaliteli zamanla geçirebiliriz. Farklı zamanlı ortamlarda farklı güven ve güvensizlik duygusuna sahip olabiliriz. Örneğin sosyal ilişkilerinde kendine güvenen kişi yaşamının başka bir alanında, örneğin akademik alanda aynı güveni hissetmeyebilir. Peki bu özgüven durağan mıdır? Hayır, tam aksine bu özgüven durağan ve değişmeyen bir durum değil, üzerinde çalışabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz bir durumdur. Özgüven duygusu yaşamımızın daha ilk yıllarından itibaren çeşitli kişi ve faktörlerin etkisiyle oluşur ve oluşan bu durum bizim kimliğimize değer katar. Peki bu kişi ve faktörler nelerdir? İsminden de anlaşılacağı gibi özgüvenin temelinde kendi özümüz vardır. Yani ben. Ben olduğum ve var olduğum için değerliyim. Tabii bunu söyleyebilmek hem kolay olmayan hem de ilişkilerimize bağlı olan bir durumdur. Kimlerle ilişkilerimiz? Bunu iç içe geçmiş bir çember olarak düşünebiliriz. İlk çemberde anne babamız veya bize doğduğumuzda bakmakla yükümlü kişiler. Sonrasında varsa kardeşlerimiz, büyük annelerimiz, büyük babalarımız, okul döneminin başlamasıyla birlikte öğretmenlerimiz ve akranlarımız. Çemberi biraz daha genişletmeye devam edersek kültürümüz, kültürel normlarımız, başarı veya başarısızlıklarımız, yeterlilik veya yetersiz hissettiğimiz konular. Bunların hepsi bizim özgüvenimizi etkiler. Dediğim gibi, içinde bulunduğumuz durum çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmek, özgüven çalışmaları yapmak için mükemmel bir dönem. Bu zaman içinde ve sonrasında neler yapılabilir? Birincisi sohbet. Çocuklarımızla resim çizerken, oyun oynarken, daha büyük yaştaki çocuklarla bir film sonrasında yorum yaparak sohbet edebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bu konuşmanın yargı ve eleştiriden uzak olması. İkincisi oyunlar ve aktiviteler. Bu oyunlar rekabetten uzak, daha çok bağ kurabileceğimiz oyun ve aktiviteler olmalı. Ben bugün size evde yapabileceğiniz basit bir özgüven aktivitesi göstereceğim. Daha sonrasında müdahalelerden bahsetmek istiyorum. Çocuğunuzun özgüveninin gelişmesi için ona risk ve tehlike olmadığı durumlarda müdahale etmekten kaçının. Örneğin oyun oynarken bir şeyi takamamışsa ona yardım etme amaçlı hemen işte ver takayım deriz. Ama bunu sürekli yaparsak aslında sen yapamazsın veya hep bir yetişkinin yardımına ihtiyaç duyarsın mesajını vermiş de oluruz. Ya da diyelim ki parka gittiniz ki bu dönemde parka gidemiyoruz ama diyelim ki gittiniz. Çocuğunuz o gün tüm gün salıncakta sallandı. Bazı aileler hemen müdahale etmişti. Anneciğim biraz da kaydırakta oyna diyebilir. Bu çocuğun yaşına uygun bir karardır ve böyle durumlarda bırakın nerede oynamak istiyorsan bunu kendisi karar versin. Özellikle çocuğunuzun özgüvenine katkı koymak için onun ben yapabilirim veya ben seçebilirim diyebiliyor olması lazım. Bugün bağ kurabileceğiniz oyunlar ve aktiviteler yapın dedik. Bunun için de size küçük basit bir önerim var demiştim. Tüm aile fertlerinin bu aktiviteye katılımı çok önemli. Her birey kendi ismini böyle küçük kartlara yazsın. Ben bunun şeklinde kestim. Ancak siz farklı şekillerde de kesebilir veya fotoğraflarınızı da kullanabilirsiniz. Daha sonra bu şekilde küçük kağıtlar da kesin. Sonrasında bu küçük kağıtlara ilk başta tüm aile fertleri kendi hakkında bir karta sevdiğiniz bir özelliğinizi yazın. İkinci karta diğer insanların sizin hakkınızı sevdiğini düşündüğünüz özelliğinizi ve son olarak da kendinizle gurur duyduğunuz bir an yazın. Daha sonra aile fertleri birbiri hakkında en sevdiği özelliği ve gurur duyduğu bir an yazın. Ben kendimle ilgili örneğin işte nazik, çalışkan, yardımsever gibi özellikler yazdım. Daha sonra bu yazdığımız küçük kartlarımızı bulutumuzun veya kestiğimiz şeyden etrafına yerleştiriyoruz. Ve bunu dolduruyoruz. Umuyorum bu etki
etkinlik size hem güzel bir sohbet ortamı yaratır, hem de belki o gurur duyduğunuz anı daha önce çocuğunuzla paylaşamamışsınızdır. Ve onu duymak aslında çocuğunuzun özgüvenini geliştirecektir. Aynı şekilde bu aktiviteyi yaparken özellikle kendinizle ilgili olumlu nitelikler veya gurur duyduğunuz bir anı yazmakta özellikle zorlanmışsanız, bu sizin için de güzel bir etkinlik olacaktır. Aktivitenin sonrasında bunu buzluğunuzun üzerine yapıştırabilirsiniz veya odanıza bir yer ayırabilirsiniz. Umarım bu etkinliği yaparken hem eğlenir, hem sohbet eder, hem de ne kadar değerli ve ne kadar önemli olduğunuzu bir kez daha birbirinize hatırlatırsınız. Umarım bu sizin için güzel bir fırsat olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.